Herkese merhabalar. Biz Tek Siz Hepiniz serimizin yeni bölümüne hoş geldiniz. Bugün 2022 4. çeyrek bilançolarında net karı en yüksek şirketler hangileri? Onlara bakacağız. Tabii Suat'la birlikte bakacağız. Suat hoş geldin. Hoş bulduk Zilal. Nasılsın? İyiyim. Sen nasılsın? Ben de iyiyim. Teşekkür ederim. Biraz bugün bize anlatır mısın? Neler yapacağız? Nelere bakacağız? Hangi şirketler özelinde incelemeler yapacağız? Tabii ki. Açıkçası şöyle, 4. çeyrek bilançoların açıklanmasıyla birlikte şirketlerin de net karı belli olmaya başladı. Şu ana kadar aldığım notlara göre 154 şirket bilançosunu açıkladı. Mart'ın ikinci haftasına kadar aslında tüm şirketler bilançolarını açıklamış olacak. Şu ana kadar açıklanan bilançolara göre hem sanayi şirketleri, hem holding, hem bankalar, bir de gayrimenkul yatırım ortaklığı şirketlerini inceleyeceğiz. Peki bu net kar ne demek Suat? Yani net karı en yüksek şirketler dediğimizde, yatırımcı tarafından baktığımızda bu bizim neden dikkatimizi çekiyor? Neden net karı yüksek şirket yatırım yapmak için daha iyi bir şirkettir? Biraz bunu konuşalım mı seninle? Net kar aslında çok basit olarak bakmak lazım. Bir şirket için net kar, maliyetlerini düşürdüğünüz zaman elde ettikleri satışlardan karını bize yansıtıyor. Bu yüzden yani net karın ne kadar yüksek olması hem şirket için hem yatırımcı açısından o kadar faydalı bizim. Temettü için de önemli değil mi? Evet, yani hem sadece net karı tek bir yerde değerlendirmemek lazım. Karını paylaşan, özellikle karını paylaşan şirketler için net kar oldukça güzel bir veri. Evet, aslında özellikle detayını merak eden izleyicilerimiz de belki vardır. O yüzden söylemek istiyorum. Genel olarak toplam gelirlerden işletme maliyetlerini düşüyoruz. Satılan malların maliyetlerini, işletme maliyetlerini, faizleri, vergileri düşüyoruz, evet. Ve elimizde aslında bir kar ortaya çıkıyor. Bu şirketin net karı demek. Şirketin net karının yüksek olması, o şirket aslında yaptığı faaliyetlerden daha büyük net kar elde ediyor demek. Bu ne demek peki? İleride belki daha iyi bir yatırım yapabilir. Çünkü para kazanıyor aslında. Evet. Daha büyük bir yatırım yapabilir. Daha fazla temettü dağıtabilir. Ortaklarına kar payı dağıtabilir. Daha güçlü, daha oturaklı bir şirket demek oluyor aslında. Dolayısıyla diğer faktörlerle birlikte değerlendirdiğimizde net karın yüksek olması pozitif bir şeydir ve daha yatırım yapılabilir bir şirket olduğunu gösterir o şirketin, değil mi? Evet, yani çok güzel bir noktaya değindin. Kalem kalem inceledikten sonra aslında hani net karın neden yüksek olduğunu da az çok anlayabiliyorsunuz. Tabii ki bilançonun detaylarına bakmak lazım. Hani bir şirketin net karı yüksek ama hangi kaynaklardan dolayı yüksek? Kesinlikle. Hangi kalemlerden dolayı yüksek? Tabii ki bunu da incelemek lazım. Günün sonunda net karını artırıyorsa bir şirket elbette başarılıdır. Çünkü bunu geçmiş aslında yıllara göre de incelemek lazım. Hani geçmiş yıllara göre net karı ne kadardı, şimdi ne kadar? Aslında onlara baktıkça şirketin başarılı bir yönetim izlediğini, yani yönetim politikası izlediğini de net bir şekilde anlayabiliyoruz. O yüzden net kar gerçekten hani yatırımcılar açısından, şirket açısından önemli bir veri. Kesinlikle. Çok güzel bir noktaya değindin. Gerçekten bilanço detaylarını dikkatli bir şekilde incelemek gerekir. Salt bir şekilde net karı yüksek ama neden yüksek? Oradaki kalemleri tek tek incelemek gerekir. Bu önemli bir detay. Tabii burada işte konsolide şirketler için falan detaylar ayrılıyor. Biz bununla ilgili bir içerik hazırladık hatta. Onu da merak edenler o içeriğin de detaylarından aslında öğrenebilir diyelim ve merak edilen asıl konumuza geçelim istersen. Evet. Net karı yüksek şirketler neler, bunlara bakacağız demiştik. Tabii bunları biz kategorize ettik değil mi Suat? Yani biraz önce de ifade ettiğim gibi şu ana kadar 154 şirket bilançosunu açıkladı. Mart'ın ikinci haftasına kadar tüm şirketler bilançosunu açıklamış olacak. O zaman liste mutlaka değişecektir. Yeni şirketler girecektir. Biz şu ana kadar olan kısmı incelediğimizde birinci sırada ilk olarak şeye bakalım. Sanayi sektörüne bakalım. Daha sonra holdinglere bakarız. Bankalara bakarız. Böyle güzel bir sıralama yapmış oluruz aslında. Süper. Net karı en yüksek sanayi şirketlerinden birincisi Tüpraş. 41 milyar TL'lik bir net kar açıkladı. Gerçekten rekor seviyede. Tüpraş'ın yakın zamanda da aslında başka önemli haberleri de vardı. Hem bedelsiz hem de temettü haberi bayağıdır da bekliyorduk. Evet, yani bayağıdır bekliyordu. Tüm yatırımcılar bekliyordu. Yani herkes bir öngörüsü oluşmuştu. Bu yönde de aslında Tüpraş %600'lük bir bedelsiz sermaye artırımına gitti. Aynı zamanda da temettü kararını da açıkladı. Temettü beklentisi biraz daha yüksekti aslında. Yani %15 verimin üzerinde bir temettü beklentisi vardı. Onu şimdilik %7 olarak açıkladı. Hatta şirket şöyle de bir açıklama yaptı. Yılın ikinci yarısında tekrar bir temettü dağıtabilirim diye bir açıklama yaptı. Bu da aslında olumlu bir şey. Onlar da farkında aslında. Beklentinin, evet, altında dağıttıklarını değil mi? Kesinlikle, ama şöyle bir durum da var. %600'lük bir bedelsiz sermaye arttırımı da önemli bir karar. Çünkü şirket temettü beklentisinin farkında olduğu için bunu aslında bedelsizle beraber sundu yatırımcılara. Bu yüzden de hem bedelsizin olması hem de temettü açıklamasının olması güzel oldu açıkçası. Ama bu
bedelsiz sermaye artırımı konusunu biraz daha masaya getirmek istiyorum izninle Suat. Yani evet. Aslında bedelsiz sermaye artırımı yaptığında şirket kasasına giren bir ortaklardan alınan bir para yok değil mi? Herhangi yani, bir para yok evet. Tamamen şirketin sermayesini, ödenmiş sermayesini ekonomik şartlardan, bunu da açalım, enflasyondan korumak evet. için yapılmış bir şey bu. Tabii piyasada da hep bunun aslında algısı iyi olur değil mi? Hani böyle bedelsiz sermaye artırımı yaptı, bak %600 yaptı falan. Aslında yatırımcılar da birazcık daha bu hisselere yönelirler. Yani bunun gibi aslında bazen tabii bunun kuralları da vardır. Bazen yapmaları da gerekiyor kanunen. Hani eğer o eşik tutarın altındaysa falan. Ama aslında bu bedelsiz sermaye artırımı dediğimiz şey çok daha böyle önemli bir konu değil. Yani algı ya, konusu ama çok da detaylı bir konu değil. Yani değil aslında bu 2022 yılında başladı bedelsiz furyası ve böyle devam etti. Yani bir şirketin hissesine ulaşılabilirlik açısından önemli. Yani şöyle düşünün. Şu anda Tüpraş 600 TL'den işlem evet. görüyor. Bedelsiz bölündüğü zaman ona göre bir düzeltilmiş fiyattan işlem görecek. O yüzden hani sadece ulaşılabilirlik açısından evet. önemli diyebiliriz. Bir de ilerleyen zamanlarda daha fazla temettü almak için yatırımcıların lot sayısını arttırması gerekiyor. Şirket de aslında bunu bir nevi sunuyor bölündüğü için. Bu anlamda aslında çok yararlı. Onun dışında senin de söylediğin gibi hani şirketi olağanüstü etkileyecek bir karar değil. Yani zaten şirketler de bunun farkında. Yatırımcılar da bir nevi aslında farkına varmaya başladı. Ama dediğimiz gibi 2022'de böyle bir furya başladı. Şimdi yavaş yavaş o furya azalıyor aslında. Ama dediğin gibi ulaşılabilirliği sağlaması açısından önemli bir furya da bir bakıma. İkinci sırada hangi şirket yer alıyor? Listemizin ikinci sırasında Şişecam var. Şişecam 4. çeyrek bilançolarına göre de 19 milyar TL'lik bir net kar elde etti. Süper. Geçtiğimiz hafta da hatta City'den bir hedef fiyat güncellemesi geldi Şişecam için. 50 TL'den 55 TL'ye çıkardı Şişecam'ın hedef fiyatını City değil mi? Evet. Şu an son fiyatına göre de yaklaşık %20'lik bir getiri potansiyeli sunuyor. Bu arada hani bu hedef fiyat değişebilir. Yani tabii. açıklanan bilançolara göre mutlaka güncellenecektir. Zaman zaman zaten bu raporlar tekrar güncelleniyor. Bizim uygulamamızdan da aslında bu fiyatları takip edebilirsiniz. Evet yani bu hedef fiyatlar dediğin gibi analistler bu hedef fiyatları hem yurt dışı hisselerde de böyle, yurt dışında da keza böyle. 12 aylık ortalama bir hedef fiyat belirtiyorlar bir hisse için. Ama tabii o hissede olumlu bir gelişme oluyor ya da olumsuz bir gelişme oluyor. Buna göre o hissenin hedef fiyatı güncellenebiliyor. Aslında dolayısıyla bu hedef fiyatlar kesin işte bu yıl 55 lira olacak evet. değil. Değişebilir, güncellenebilir ama güncel bir hedef fiyat bilgisine göre City hedef fiyatını yükseltmiş aslında Şişecam için. Bu da yine tabii olumlu bir şey baktığında. Kesinlikle. Her şu an zaten ekranlarımızda net kârı en yüksek sanayi şirketlerinden seçtiğimiz ilk 5 hisse var. Bu ilk 5 hisse daha önce de belirttiğimiz gibi net kârı en yüksek hisselere göre yani ona göre net kâra göre sıralanmış evet. hisseler. Bundan önce zaten söylediğimiz hisseler arasında Tüpraş vardı. Şişecam'ı konuştuk. Şimdi Ford Otosan var. Evet. Ford Otosan 12 lira 82 kuruşlukta bir temettü açıkladı Zülal. Ya bu Ford Otosan konusuna birazcık daha değinmek istiyorum. Çünkü beklentiler Ford Otosan'da da temettü beklentileri daha yüksekti. Şu an temettü verimine baktığımda %2,61. Ama beklenti daha yüksekti değil mi Suat? Ya en azından %5'in üzerinde bir temettü verim beklentisi vardı. Beklentiyi aslında Ford Otosan da karşılayamadı baktığımızda o zaman. Ya şöyle diyebiliriz ona. Çok ciddi bir yatırımı da var. Romanya'da fabrika satın aldı ve önümüzdeki dönemde satışlarını da ve üretim hacmini de arttırarak net karını daha fazla arttıracak ve tabii evet. ki temettüsü de artacak ama bu sene özelinde bence karşılamadı. Ama şeye de dikkat etmek gerekiyor. Mesela bu Amerikan şirketlerinde mesela baktığımızda her ay temettü açıklayan şirketler var. Yılda işte iki kere açıklarlar, her ay açıklarlar. Ama bizim Borsa İstanbul'daki şirketlere baktığımızda temettülerini yani kar paylarını ya yılda bir kere yaparlar ya da yılda iki kere yaparlar. Yılda iki kere yapması aslında pozitif bir şey. Evet. Ford Otosan da yılda iki kere temettü açıklayan şirketlerden yani biri. Borsa İstanbul'da dediğin gibi çok fazla şirket yok yılda iki kere temettü açıklayan. Evet. Ford Otosan onlardan biri. Önemli de bir şirket. Ben inanıyorum ki yılın ikinci yarısında ve ikinci taksitte daha iyi bir temettü açıklayacak ve totalde en azından %5'in üzerinde bir temettü verimine ulaşacak. Listede yer alan, liste şu an ekranlarda tabii. Bir sonraki şirket Enerjisa. Enerjisa ile ilgili hem temettüsünü hem net karını senden dinleyelim. Benim de bir yatırımla ilgili haberim olacak bu tarafta. Evet. Enerjisa 4. çeyrek bilançolarına göre 14,49 milyar TL'lik bir net kar elde etti. Bu net karla birlikte yine aynı gün 2 lira 7 kuruşluk bir temettü açıklaması yaptı. Şöyle bir güzel yanı var Enerjisa'nın. Yaklaşık 4 senedir yüksek temettü verimiyle aslında temettü dağıtıyor. Bu da yatırımcılar açısından önemli ve güzel bir veri. Yani sürekli yüksek temettü verimi dağıtması bir şirket açısından faydalı oluyor. Çünkü yani yatırımcılar da bu sefer temettü yatırımına inanıyor. Bu da Enerjisa'yı pozitif ayrıştıran bir diğer durum. Bir de Enerjisa yakın zamanda bir haber duyurdu. 2023 yılında 15 milyar liralık bir bütçe ayırmışlar yatırımlar için. Ve bu yatırımın önemli bir bölümünde aslında depremden etkilenen Toroslar bölgesi
bölgesinde yapacaklarını açıklamışlar. Depremde de kaybettikleri çalışanları oldu zaten. Dolayısıyla çok güzel de bir haber. Doğru da verilmiş bir karar olduğunu düşünüyorum. Onu da ekstra ekleyeyim diye düşündüm. Hatta bir dipnot da geçelim. Şarj istasyonları alanında da çok ciddi yatırımları var ve gerçekten Türkiye'nin hemen hemen her yerine şarj istasyonu kurmaya çalışıyorlar. Baktığımızda hem temettü veriyor hem yatırım yapıyor. Değerlendirilebilecek güzel bir şirket. Tabii bunların hiçbiri yatırım tavsiyesi değil. Mutlaka değil mi? Kesinlikle onu da tekrar belirtelim. Bunların hiçbirisi yatırım tavsiyesi değil. Evet. Bir sonraki hissemiz de Tofaş. Tofaş'ta 5 lira 40 kuruşluk bir temettü açıklamasında bulundu. Net karla birlikte. Şu anki temettü verimine baktığımızda 3,28 temettü verimi. Açıkçası yine beklentilerin altında kaldı Tofaş'ta. Beklentiler neydi o tarafta? Beklentilerde yine %7'nin üzerinde bir temettü verimi beklentisi vardı. Ama şöyle bir durum var. Koç Holding şirketleri normalde daha yüksek temettü verimi açıklıyor ama bedelsiz sermaye artırımı kararı almıyordu. Şimdi biraz tam tersi oldu. Temettü veriminden ziyade bu sefer de bedelsiz potansiyeli çok yükseldi Koç Holding iştiraklarının. Tofaş'ta, Ford Otosan'da bunlardan biraz, hatta Türk Traktör'de geçtiğimiz günlerde açıkladı işte ne kadar bedelsiz sermaye artırımında bulunacağını. Buradan da hareketle net karı en yüksek banka ve holdinglere de değinelim. Yine onun için de hazırladığımız bir liste var. Bu listeyi detaylı olarak aslında içeriğimizde de paylaştık. Ama biz ekranlara şu anda ilk 5 en yüksek net karı en yüksek ilk 5 hisseyi alıyoruz. İlk sırada Koç Holding'i gözlemliyorum. 69,80 milyar TL'lik bir net kar açıklamış Koç Holding. Tabii bu Koç Holding ve Akbank'la ilgili temettü detaylarını zaten birazdan senden detaylı alacağız. O yüzden bu kısmı şimdi hızlı geçiyorum ama burada bir başka haber daha vardı. Geçtiğimiz yayında da konuşmuştuk hatta, hatırlarsın. Evet. Bataryalarla ilgili batarya anlaşması vardı Koç Holding'in. Onun sonuçlandığını biliyorum. Sen anlatmak ister misin? Koç Holding Ankara'da bir batarya fabrikası yatırımına başlayacak. Öncesinde SK10, Güney Koreli SK10 şirketiyle bir ön anlaşma yapmıştı. Hı hı. Ama daha sonrasında bu anlaşma bozuldu. Zaten ön bir anlaşmaydı. Şimdi bunu LG ile birlikte yürütecek. Bir de Ford var galiba. Bir de Ford'la birlikte. Yani üçü bir Ankara'da bir batarya fabrikası kuracak. Gerçekten Koç Holding için önemli ve üzerinde durduğu bir yatırım. Listede bir sonraki banka İş Bankası. 61,63 milyar TL'lik bir net kar açıkladı. Akbank var. 60,02 milyar TL'lik. 60 milyar TL'lik diye özetleyebiliriz. Akbank'ın da yine temettü detayı var. Temettüsünü de açıkladı yakın zamanda. Birazdan Suat o kısma değinecek. Garanti Bankası 58,50 milyar TL'lik bir net kar açıkladı. Ve Yapı Kredi Bankası da 52,74 milyar TL'lik bir net kar açıkladı deyip sözü sana vereyim. Gayrimenkul yatırım ortaklığı şirketlerinin de net karları belli oldu. Orada en yüksek galiba Ziraat'tı değil mi? Aynen. Ziraat Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı 10,93 milyar TL'lik bir net kar açıkladı. Zaten ekranlarımızda da var. Diğer şirketler de aynı şekilde listeleniyor. İşte ikinci sırada Özel Gayrimenkul ve Yatırım Ortaklığı geliyor. O da 10,32 milyar TL'lik bir net kar açıkladı. Liste bu şekilde ilerliyor. Şunu da belirtmek isterim. İlerleyen günlerde bu listede mutlaka değişiklikler olacaktır. Güncellemeler olacaktır. Şu anki açıklanan bilançolara göre gayrimenkul ve yatırım ortaklığı şirketlerinde de liste bu şekilde. Aslında yayının başından beri temettü ile ilgili açıklamalar da yapıyoruz Suat. Ama tabii senden toplu bir temettü yorumu da alsak güzel olabilir. Çünkü hızla birlikte net karlarla birlikte, bilançolarla net karlarla birlikte temettüler de aslında ortaya çıktı. Temettü verimi en yüksek şirketler burada merak ediliyor. Bir ipucu vereyim. Akbank galiba şu an zirvede. Ama tabii güncellenecek bunlar. Daha hepsi açıklanmadı şirketlerin. O kısımda senden detaylı bir bilgi alırsak süper olur. Şirketlerin 2023 temettü ödemelerine baktığımızda %9,71 ile Akbank birinci sırada yer alıyor. Açıkçası kimse beklemiyordu Akbank'tan böyle yüksek bir temettü verimi. Ama şöyle de bir durum var. Bankalar dağıtılabilir karını %10'dan %15'e çıkarttı. Yani hal böyle olunca tabii ki bankalarda da bir temettü verimi beklentisi oluştu. Akbank da yüksek bir net kar açıkladı. Hal böyle olunca da temettü verimine de olumlu yansıdı. Şirket 30 Mart'ta hisse başına 1 lira 55 kuruş temettü dağıtacak. İkinci olarak da %7,81 ile Tüpraş geliyor. Açıkçası daha yüksek bir temettü verim beklentisi vardı. Ama hem bedelsiz hem temettü gelmesi yatırımcılar açısından olumlu oldu. Tüpraş 10 Mart'ta hisse başına 40 lira 87 kuruş temettü dağıtacak. Hatta yıl içerisinde duruma göre ikinci bir temettü açıklaması da yapabilir. Yani bununla alakalı bir açıklama yaptı. Listenin 3. sırasında İş Yatırım Ortaklığı var. İş Yatırım Ortaklığı da %7,61 verimli 35 kuruş temettü dağıtacak. Türk Traktör %6,81 verimli 35 lira 41 kuruş. Son olarak Enerjisa %6,34 verimli 2 lira 7 kuruş temettü dağıtacak. Bilançolar açıklandıkça bu liste güncellenmeye devam edecek. Tabii senin de söylediğin gibi Suat,
bu liste güncellenecek. Çünkü bilançolar bir yandan Mart'ın ortasına kadar açıklanmaya devam edecek. Liste güncellendikçe zaten bu temettüyle ilgili açıklamaları, haberleri de bizim uygulamamızdan yatırımcılarımız takip edebilir diyelim. Temettü açıklamalarının yanında aslında çok önemli bir gelişme daha var. Norveç Varlık Fonu'nun Türk hisselerine yaptığı yatırım miktarı belli oldu. İstersen biraz da ona değinelim. Gerçekten de öyle Suat. Dünyanın en büyük varlık fonu Norveç Varlık Fonu Türkiye'deki hisselere, Borsa İstanbul'daki hisselere 1.2 milyar dolarlık bir yatırım yaptı. 36 tane şirketin hissesine yatırım yaptı varlık fonu. Bu hisselere baktığımızda en büyük payı Tüpraş'ın aldığını görüyoruz. Tüpraş'ın %1,55 hissesine sahip olan fonun söz konusu şirketteki toplam yatırımı yaklaşık 121 milyon dolara ulaştı. Fon tarafından yatırım yapılan şirketlere baktığımızda listede Tüpraş'ın hemen ardından Şişe Cam hissesi geliyor. 90 milyon 67 bin dolarlık bir yatırımla. Onun ardından BİM hissesi geliyor. Yine Koç Holding hissesi geliyor. Türk Hava Yolları var ve Türk Traktör hisseleri de yine önemli miktarda yatırım alan hisselerden diyebiliriz bu tarafta. Videomuzun sonuna geldik Zülal. Aslında bu videoda çok fazla konuya değindik. Şirketlerin net karından, işte temettü veriminden, temettü açıklamalarından, hatta Norveç Varlık Fonu'ndaki hisselerden bile bahsettik. Sen bu konuda neler düşünüyorsun? Gerçekten de aslında pek çok konuya değindik dediğin gibi. Şu an genel olarak baktığımızda bir belirsizlik süreci hakim. Bu da fiyatlamalara yansıyor. Tabii ki ülkemiz çok büyük bir felaketten geçti. Hala bunun yaralarını sarmaya çalışıyoruz. Böyle bir belirsizlik var. Seçime yönelik belirsizlikler var. Pek çok belirsizliği şu an hisselerde fiyatlamalarına yansıtıyor. Ama genel olarak baktığımızda uzun vadeli yatırımcıysak ve gerçekten şirketimize yatırım yapıyorsak bu şu an bizi çok etkilememeli. Biz şirketimizin net karına bakmalıyız. Şirketimizin temettüsüne, temettü verimine bakmalıyız. Ya da işte hani şirketimize yapan yatırımlara bakmalıyız ve şirketimizin gelecek yatırımlarına bakmalıyız. Eğer biz bunlara bakarsak ve yani hani bunlar gayet yolunda gözüküyorsa ya da ne bileyim bir ufak tefek sorunlar yaşanabilir ama uzun vadede şirketimiz bize gelecek vaat ediyorsa, buna inanıyorsak şu an çok da tedirgin olmamamız gerektiğini düşünüyorum. Dolayısıyla bugün bahsettiğimiz bilgilerin böyle dönemlerde özellikle verilmesi ve anlaşılması bence çok önemli. Umarım yatırımcılarımız için, bizi izleyenler için de faydalı olmuştur deyip bölümümüzü sonlandırabiliriz. Senin söyleyeceğin bir şey yoksa aslında bir sonraki bölümde görüşmek üzere diyebiliriz. Yani çok güzel konulara değindin. Senin de söylediğin gibi şirketimize odaklanmalıyız. Yatırımlarına odaklanmalıyız. Temettüsüne odaklanmalıyız. Yani şirketimizin temeline odaklandıktan sonra zaten bir yatırım kültürü oluşmuş oluyor. Gerçekten yatırımcılar açısından da çok güzel bir verimli bir video oldu. O zaman bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.